Günün öne çıkan haberleri şimdi sizlerle. 9 aracın çarptığı tespit edildi. Kastamonu tabiri caizse ağızları açık bırakacak cinsten bir gelişmeyle şok yaşadı. Kastamonu'da bir şahıs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama çarpıp kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri 81 saat boyunca görüntüleri izleyerek kaçan sürücüyü tespit etti. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adama çarpan aracın haricinde 8 aracın daha çarptığı ortaya çıktı. Kâhı 2 yeni doktor. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 yeni doktor daha atandı. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Korhan Uçar ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ali İnaltekin poliklinikte hasta kabullerine başladı. Yeni Fizik Tedavi Hastanesi inşaatı devam ediyor. 650 milyon TL ihale bedeli olan 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Şantiyedeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, hastanenin 57.500 metrekarelik kapalı alana sahip olacağını kaydetti. öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği TÜREB tarafından Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi işbirliğince hazırlanan Kastamonu'da Bir Yudum Hayat projesi kapsamında üniversitedeki öğrencilere her hafta ücretsiz şehir gezisi düzenlenecek. Düzenlenecek gezi kapsamında şehrin tarihi, kültürel değerleri hakkında rehber eşliğinde bilgi verilecek. Üniversitenin akademik takvimi boyunca haftada 2 gün düzenlenecek olan projeyle 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. GMG Kastamonu Spor'da şok kadro dışı. TFF 2. Lig'deki temsilcimiz GMG Kastamonu Spor'da Kırklareli maçı sonrası 3 futbolcu disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı kaldı. Kırmızı siyahlı temsilcimiz de teknik heyetin raporu doğrultusunda disiplinsiz hareketleri sebebiyle Faruk Öcal, Sefa Mücahit Çirişoğlu ve Hakan Olkan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.